Neredesin? Demir Bey'i de bulamıyoruz. Eve dönüyoruz. Sonra anlatırım. İyi misin? İyiyim. Sorup durma. Senin nereye koydun şu dosyayı ya? Yok, yok. Alt katta yok. Ne oldu? Eğer bana ben seni uyarmıştım benzeri bir cümle kuracaksan eve girmeden söyle. Neden? Yani evin içinde söylememle burada söylemem arasında bir fark mı var? Burada kafana atabileceğim bir şey yok. Gerçi depoda senin için şık malzemeler var ama evin içinde bir şeyler kırılıp dökülsün istemiyorum. 2 dakika bahçede oturalım mı? Gel. Selin yolda. Eve dönüyor. Hemen oradan çık. Allah kahretsin. Bu nereden çıktı ya? Niye öyle düşündün? Nasıl? Yani o herifin davranışlarından seni sorumlu tutabileceğimi. Hepiniz pek meraklısınız ya. Bir şey yapmışsındır. Gülümsemişsindir. Göz süzmüşsündür, dans etmişsindir. Size göre başımıza ne gelse bizim kabahatimiz. Evet, öyle çarpık zihinli insanlar var. Ama benim o insanlardan biri olduğum fikrine nereden kapıldın? Tamam Demir, Allah aşkına. Neyi konuşuyoruz? Ya, tamam falan değil Selin. Orada yaşanan rezaletin tek sorumlusu o herif. Senin herhangi bir davranışın o adamın magandalık yapmasının mazereti olamaz. Tamam, anladım. Herkes kötü, herkes ahlaksız değil Selin. Bu dünyada bir sürü aklı başında insan da var. Ben neye dayanamıyorum biliyor musun? Bana kendimi güçsüz hissettirmelerine. Sen de yapmaya çalıştın. Ben? Evet. Beni odaya kilitledin. Kendine zarar verecektin. Hayır, bıraksan bana da zarar verecektin. Ben onu ikimizin iyiliği için yaptım. Hayır, sadece yarım saat oturalım, sakinleşelim dedim. Ama nerede? Seni bir yere kapatmak, şu keçiyle inatlaşmaktan farksız. Ne anlatıyorsan artık 40 saattir. Evet, üşüdüm. Üşüdüm, evet. Hadi sen eve gir. Ben de arabada telefonumu unutmuşum. Onu alıp geliyorum. Thank you.
Yok, yatma vakti. Boş ver. Benim anahtarım nerede ya? Düşürdüm herhalde. Selin, Selin iyi misin Selin? Selin görmedim, Allah kahretsin, ben ne yaptım ya? Selin, kendine gel Selin. Selin. Selin! Selin! Selin aç gözünü Selin! Ben o partideki cibiliyetsiz adamı da ağzın payını verirdim ama bu adam bana mani oldu. Zaten bu adam geldikten sonra geldi başıma ne geldiyse. Benim başımın derdi ya. Ben 3 yıldır hastaneye gelmemiş insanım. 1 haftadır hastaneden çıkamıyorum. Senin yüzünden. Ben bir sabah uyanıyorum bu adam evimde. Sonra işe gidiyorum patron diye başıma girmiş. Kimsin sen ya? Kimsin? Bir de benim bitmeyen partinin ortasında kolumdan tutmuş. Bir de bana ayar vermeye çalışıyor ya. Ben bu adama laf anlatacağım diye 1 saat bahçede oturdum ya. Belki de bu olmasaydı kimse beni darp edemeyecekti. Ben şikayetçiyim. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Vurun kellesini. Kafa travması olabilir mi doktor bey? Yok ya, bunun normal hali bu kadının. Şimdi çarpışmanın da etkisiyle sarsıldı biraz. Sarsılınca da iyice sinirleri bozuldu. Eğer bir şeyimiz yoksa biz artık eve... Röntgende bir şey çıkmadı. Siz bence güzel güzel evinize gidin. Gece fenalaşırsa tekrar gelirsiniz. Size geçmiş olsun, kolay gelsin. Teşekkürler. Ben de ifadenizi aldım. Etraftaki güvenlik kameralarına bakılır. Düzgün bir mahalle orası. Büyük ihtimalle hırsızlığa girdiler, yapamadılar, kaçtılar. Bakarız, haber veririz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Ya nereye gidiyorsunuz? Tutuklamayacak mısınız bu adamı? Tamam abi. Elinize sağlık. Nedir borcumuz? 300 lira versen yeter abi. Efendim? Hafta sonu abi. Bir de yol var. Karşıdan geldik biz. Ay bir de karşının çilingirini çağırmış. Altı üstü kilidi değiştirdiniz arkadaşlar. İsterseniz geri takalım. Başka çilingir çağırın. Ayıp ya. Vallahi ayıp. İşimiz düştü diye resmen kazıklıyorsunuz. Aha, oldu olacak. Bir de 24 saat adam kazıklanır yazın sitenize, tam olsun. Tamam Selin. Bir dakika bekleyin. Ben uzanacağım. Sen de uykun var deyip duruyordun. Kıvrıl bir yerde uyu. Benim laptopum nerede? Mutfak masasında duruyordu. Ne bileyim, görmedim ben. Allah Allah. Nereye gider koca laptop? Ben tabletimi koltuğa koymuştum. Sen mi kaldırdın? Ne alaka ya? Ne yapacağım ben senin tabletini? Ne bileyim, eşyalarına yer açarken kim bilir ne yaptın? Dokunmadım tabletine. Koltuktaydı. Çok güzel. Laptop yok, tablet yok. Resmen soyulduk. Ben zaten bu adamlar 300 lira istediğini de anlamıştım. Yani alt tarafı bir kilit.
O yüzden mi pat diye paralarını verip yolladın? Arıza çıkartacaktın çünkü. Bir an evvel gitsinler diye verdim paralarını. Evet. 300 lirayı verdiniz. Sonra? İşte adamlar gittikten sonra biz anladık ki laptopla tableti de çalmışlar. Bakın özellikle benim laptopum çok önemli. İçinde işle ilgili önemli dokümanlar vardı. Oraya not ederseniz sevinirim. Benimki önemsiz mi yani? Daha yeniydi be. 3 yıl oldu ancak. Şimdi siz bu adamları internetten çağırdınız. Öyle mi? Evet. O işe siber suçlar bakar. Ahmet komiserim ilgilenecek. İki kişilerdi memur bey. Biri uzun zayıf, öteki kısa tıknaz. Hah, arabada biri daha vardı. Biri daha bekliyordu. Bunlar böyle evlere giden, birkaç farklı ekipten oluşan bir yapı bence. Çilingir çetesi. Ha, o zaman iş değişir. Organize suç yani. Semih komiserime gideceksiniz, alt katta. Oh. Ay. Ay Semih Bey, çok teşekkür ederiz. Burası biraz havasız. Bana bir fenalık bastı. Komiserim, bu işi bugün çözebilecek miyiz? Çünkü biz sabahtan beri o masa bu masa derdimizi anlatalım diye dolaştık da. Yardımcı oluruz size tabii ki. Sonuçta kamunun rahatını sağlamak için biz görev yapıyoruz ama... Değil mi? Sizin konunuza biz değil, asayiş bakıyor. O yüzden de siz şimdi biraz bekleyin. Ben yetkili arkadaşı gönderiyorum. Tabii tabii, bekleriz. Daha iyi bir işiniz mi var? Selin, ne yapıyorsun? Bıraksana şunu. Olmaz. Selin, bıraksana. Bana da gelsin biraz. Abi, sizin ne vardı? Size söylemediler mi? Yok, söyleyin. Siz ne vardı? Dur, dur. Bakın, biz bir internet sitesinden 24 saat çilingir hizmeti verdiğini söyleyen bir numarayı aradık. Ve yarım saat geçti geçmedi iki adam geldi. Dur, bekle. Efendim, bu adamlar kilidi değiştirdi. Bizden de yüklü bir miktar para aldılar. Ne kadar aldılar? Söyle. 300 lira. Yuh! Benim biradere demiştim, çilingir işine gir diye. Dinlemedi beni. Çok para var o işte. Verdik demeyin. Nasıl? Onlar pazarlık payı koymuştur üstüne. Üzerimde 100 lira var diyecektiniz. Yenge de çantasını arıyormuş gibi yapıp bir 20 lira çıkaracaktı. 120 ile sıyıracaktınız. Yazık olmuş. Bakın soyulduk biz. O yüzden buradayız zaten. Doğru valla. Resmen soygun. Hayır, öyle değil. Bakın, laptopla tabletimiz çalındı. Bizim derdimiz bu. Aman! Bakın biz şikayetçiyiz. İfademizi de verdik. Lütfen tutanaklara böyle geçsin. Yo, ben geçiremem. Nasıl yani? Niye? Ben çaycıyım. Osman! Gel boşları topla. Geldim amirim. Kardeşim, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Madem çaycısın, niye anlattırıyorsun bana bütün hikayeyi? Amirim! Çağır, çağır. Bütün karakolda görüşmediğimiz bir amirini kaldı. Aa, değil mi? Bırak! Karakolda yazın. Delirttiniz mi kaç saattir? Ay yanıyorum ya. Ay çok mu sıcak burası ne? Vallahi böyle kalbim küt 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 atıyor. Ay sinirden taşı kardı oldum herhalde. Asıl ben taşı kardı oldum. Nabzım kaça fırladı kim bilir. Sonunda bu da oldu. Sayende düştüğüm duruma bak. Ben mi saldırdım çaycıya? Sen azmettirdin. O anahtarı kaybetmekle sen sebep oldun bunlara. Bağırma bana. Sen çık. Nasıl ya, ben? Sonunda benim bir suçum olmadığını anladılar. Ben sizi daha önce görmüş müydüm? Gördün. Görmez olaydım. Doktoru kaçırdınız. Yarın ben de tayinimi istiyorum.
böyle böyle azaltacaksınız siz İstanbul'un nüfusunu. Aşk olsun memur bey. Biz ne yaptık? Mağduruz burada. Ben mağdurum, ben. Kafam kazan oldu. Hadi çıkalım. Kimi arayacaksan ara, ondan sonra buraya geri dönüyorsun. Bir dakika, bir dakika memur bey. Ben emniyet müdürüyle görüşebilir miyim? Bakın amirinize de söyledim. Ben Yavuz Bey'i tanırım. Yavuz komiserim yıllar evvel emekli oldu. Hayda. Şimdi aldım götürüyorum onu işte. 10 dakika, 10 dakikadır. Sen de biraz kafanı dinle. Buyurun, buyurun. Ha ben bir dakika Selim. Telefonumdan avukat Yıldırım'ı ara. Parola 3591. Unutma sakın. Avukatın numarası arkadaşın telefonunda yalnız. Şu. Parolayı gir. Adı ne avukatın? Yıldırım. Yıldırım bir şey. Bilemedim. Şu. Çalıyor. Alo, Yıldırım Bey, ben Selin. Bizim Demir'le böyle sıkıntılı bir durumumuz var. Yani şöyle, bir yanlış anlaşılma oldu. Biz emniyetteyiz. Yani emniyet dediğim bayağı nezarethanedeyiz. Demir'in suçu. Bizi buradan gelip çıkarmanız lazım lütfen. Aa, neyi anlamadınız canım? Demir'le Selin işte. Var mı başka aynı cümle içinde kullandığınız Demir'le Selin? Ama siz de biraz halden anlayın canım. Biz de keyfimizden aramıyoruz ki. Nezarethanede sıkışıp kaldık. Çilingirler evimizi soydu. Şimdi o soyguncular biz o evde olmadığımız için rahat rahat devam ediyordur işlerine. Ev savunmasız. Biz esaret altında. Kimi arayacaktık canım? Siz de bir zahmet kaldırıp gelin bizi buradan kurtarın. Hadi. Memur Bey, ben acaba şurada oturup beklesem olur mu? Çünkü aşağısı biraz sıcak oldu da. Bakın gerçekten hiç sesimi çıkarmam. Otururum orada sessizce. Ha? Çünkü ben evde o adamla birlikte, işte o adamla birlikte. Her yerde o ya. Benim de biraz nefes almaya ihtiyacım var. Olur mu? Ha? Şurada. Hiç konuşma. Hadi bakalım kalkın. Çıkıyorsunuz. Ne oldu? Avukatın mı geldi? Yıldırım Bey. Bir dakika siz nasıl yani? Nereden haberiniz oldu? Selin Hanım ısrarla gelmemi istedi. Ben de gecenin bu saatinde bana telefonda söylediği gibi kaldırıp geldim. Yıldırım Bey, lütfen bir yanlış anlaşılma oldu. Ben konuşurum. Sen burada bekle. Ve lütfen sessiz bekle. Yıldırım Bey. Yarın sabah gerekli fesih işlemlerini başlatacağım. İş aktimiz bu gece itibariyle sona ermiştir. Bundan sonrasını avukatlarımız yürütecek. Sizin yerinizde olsam ben de aynı tepkiyi verirdim. Hatta bu saygısız hareketi bütün sektörün duymasını sağlardım. Güzel. Neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Hayır, karşılaşmayacağız. Bana 48 saat verin lütfen. Çünkü fikrinizi değiştireceğim. Fikrimi değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok Demir Bey. Sadece 48 saat. Sonra nasıl uygun görüyorsanız öyle yaparsınız. 2 gün sonra fesih evrakı imzalı olarak masanıza gelecek. Teşekkür ederim. İyi geceler.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.